bu başarının arkasında nasıl bir eğitim ve nasıl bir kariyer var merak ediyorum açıkçası. Bize bahsedebilir misiniz acaba hem eğitim hem de kariyer hayatınız nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle, ben aslında dört çocuklu bir ailenin kızıyım. Dört kız kardeş. Şu anda az önce de başlamadan önce size sohbet ettik. Arkadaki tablo da çok sevdiğim bir arkadaşımın benim için yaptığı dört kız kardeş tablosu. Ailemizde eğitim her zaman çok önemliydi ve bugün de dört kız kardeşim de kendi kariyerlerinde çok iyi noktadalar. Ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum dediğim gibi. Üstüne de Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Profesyonel iş hayatıma elektrikli ev aletlerinin üretim tarafıyla başladım. Üretim ve ürün geliştirmede 12 yıl boyunca sektöre birçok yeni sıfırdan ürün kazandırdım. Bugün bu ürünlerin bazıları 3-3,5 milyon adetlik aslında kategoriler haline geldi. Mesela Türkiye'nin ilk çay makinesini yapan ekibin içindeki mühendislerden biriyim ben o dönemde. Ne mutlu ki bugün o kategorinin bu büyüklüğüne geldiğini gördük. Birçok inovasyonu yani 26 yıl oldu aynı sektörde meslek hayatımı devam ettirebilirli ve birçok inovasyon bugün artık tüketicinin olmazsa olmaz ürünü haline geldi. 2009 yılında da Index Group bünyesine katıldım. Çünkü onların da bir küçük ev aletleri markası lanse etme hayali vardı. Kurucu ekibin içine girdim ve Homant adında bir marka yarattık. 5 yıl boyunca da orada da yine tam bir kurumsal girişimci kimliğiyle. Ben bunu tabii bu unvanı bilmiyordum açıkçası. Çok da hoşuma gidiyor kurumsal girişimci unvanı. Çünkü beni çok karşılıyor. Çünkü orada gerçekten de bir girişimci ne kadar elini sokarsa her işe, ne kadar tulumunu giyer çalışırsa hemen her noktasında çalıştığım bir iş oldu. 2 yıl boyunca Çin'de yaşadım. Hem ürün geliştirmesi, pazarlaması, kanal konumlaması, satış sonrası hizmetleri her şeyiyle pazara bu markayı sunduk. Ve 2014 yılında oradaki aslında görevimi tamamladığımı düşünerek Arzum'a katıldım. Önce araştırma ve geliştirme direktörü olarak katıldım. Ardından icra kurulunda pazarlama ve ürün geliştirme fonksiyonlarını yönetmeye başladım. 7. yılındayım. Hep başarılarla dolu. Özellikle de ben çaydanlık kısmına takıldım. Hani bugün herhalde olmayan yoktur ve bunun içinde Evet. olmak, tasarım ekibinin içinde yer almanız hakikaten çok güzel, çok önemli bir başarı. Herhalde nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Siz çok iyi bir şekilde başlamışsınız ve kariyeriniz sürekli tırmanarak ilerlemiş. Sizin gibi başarı. Tülay Hanım şey diyorum. Yani bu bir tutkuyla yapılıyorsa her iş yani fark etmiyor. Başladığımdan bu yana yeni bir şey ortaya çıkarmak ve bunu tüketiciyle buluşturmak müthiş bir heyecan. Her biri bir doğum kadar beni aslında tatmin etmiş, keyif aldırmış, işin ötesinde olmuş. Dolayısıyla da bu da dışarıya tabii ki bir başarı gibi yansıyabilir. Ama hani bunları yapanların hissettikleri gibi ben hep daha iyisi olabilirdi diğer taraftayım. Bunu da burada söyleyeyim. Siz deseniz de ben çok o kadar kendisiyle çok aşırı gurur duyabilen birisi değilim açıkçası. Duyun duyun, o kadar da mütevazı olmayın ya. Ne geldiyse başımıza mütevazılıktan geliyor hep zaten. Yani daha iyisini yapmak için önümüzde bir engel yok. O yüzden hani ben şeyden çok çekiniyorum. Oldum dediğiniz yer, durdum dediğiniz yerdir. Olmamayı tercih ediyorum. Amatör ruhu çok seviyorum. Umarım bana verilen sürede gerçekten sadece üretirim ve sadece de amatör ruhum devam eder.